bilgileriniz sınırlı biraz. Sizin de yaptığınız beyanlar fazla atakça mı geliyor acaba diye düşünüyoruz zaman zaman. Neye dayanarak? Biraz daha sanki daha öncekini aratmayacak tutumda, hatta biraz daha katı denilebiliyor. Evet. Şimdi benim şahsi kanaatim o ki, ANAP hükümeti bu 141-142 ve özellikle de 163'ü rahat kaldırabilmek için bilhassa çünkü 141-142'nin zaten hükmü kalktı. Hani var ya, hükmü baki kendi kaldırılmış filan hikayeleri. Onun gibi hükmü de kalktı. Kendini kaldırmak daha kolay oldu. Neshetmek daha kolay oldu. Ama 163 için doğrusu gerçek bu değil idi. Onu rahat çıkarabilmek için muarızlarına, ona karşı koyabilecek çevrelere, çevreleri doyurucu bir geleceği zannını taşıdığı gerekçelerle bugün terör yasası denilen daha ağır hükümlü yasayı koyuverdi. Zaten bu yasa biliyorsunuz aynı zamanda 141-143 ve 163'ün kaldırılış yasası da aynı zamanda. Her ne kadar ayrı bir yasa ise de hem o yasaların kaldırılışı o maddeler ceza kanunundaki meskür maddelerin hem de yerine bunu ikame etme, terör yasası denilen yasayı ikame etme kanunu olarak çıktı. Fakat bu aceleye getirişin sonucu hemen herkesin solcusu, sağcısı, gelenekçisinden radikaline kadar İslamcıların hemen hepsi, yani hükümet kanadı dahi çıkardıkları terör yasasını savunamaz oldular. Zira çok aceleye getirilmiş, dediğim gibi nelerin nasıl yapılabileceğine ışık tutmaktan, yol göstermekten ziyade belirli çevrelere verilmiş taviz. Yani işte bakın biz şunu kaldırıyoruz ama aslında öyle bir şey getiriyoruz ki bunlar kılını kıpırdatamazlar. Yani siz hiç merak etmeyin demek için çıkarılmış bir yasak gibi kaleme alındığında hemen her çevre, 360 derecelik bir çevrede, alanda her çevre
kanunu çıkaranlara, özellikle tabii ANAP hükümetine ateş püskürdü. Vay bu kanun daha şiddetli, aslında öbürü daha iyiydi, kalsaydı filan, yani bilen bilmeyen, büyük çapta da doğruluğu görünen itirazlarıyla bombardıman ettiler mevcut kanunu çıkaran hükümeti. Bu tepki epeyce etkili olmuş olmalı ki, hükümet kanadından da yavaş yavaş değil, derinden derinden epey sesler çıkıyor. Basına da aksediyor bu ve aceleye getirilerek çıkarılmış bir yasa olmasından dolayı bir sürü aksaklıklarının olduğunu hükümet çevreleri de kabullenir ifadeler veriyorlar basına. Ben izliyorum. Ve yakın zamanda bu kanunu daha böyle medeni hale, yani mevcut bedevi halinden daha medeni hale elini yüzünü tıraşlayacaklarını, çekil düzen vereceklerini söylüyorlar. Yakın zamanda da yapabileceklerini sanıyorum, yapacaklar da galiba. Çünkü durup dururken üstlerine hücum, üstüne hücum yapılmasına ne diye razı olsunlar, ne diye istesinler. Buna rağmen ben Müslümanlar olarak ta başından beri şahsi kanaatim o ki, hiçbir zaman içinde yaşadığımız ya da yaşatıldığımız, yani kaderin hasbiyle doğmamız münasebetiyle bu ülkede yaşıyoruz. Nasıl ki Yugoslavya'daki Müslümanların Yugoslavya'da yaşıyor, Türkistan'daki Türkistan'da yaşıyorsa onun gibi. Müslümanların esas itibariyle hiçbir zaman içinde yaşadıkları düzen ve o düzeni meydana getiren kanunlara bakarak yaşamamaları gerektiği, İslam'a bakarak, Kur'an'a, onu ahlak edilmiş peygamberin güzel örnek edinerek yaşamaları gerektiğine inanarak bugüne gelmiş veya gelmeye çalışmış birisi olarak, Türk Ceza Kanunu'nda 163. maddenin azami cezası 7 yıl iken bu işlerle uğraşıyor, cezalara çarptırılıyordum. 12 Eylül'cüler 15 yıla çıkardılar, gene aynı işi yapmaya devam ettik. Şimdikileri kaldırdılar, gene aynı işi yapacağız. Biz bunu hep yapıyoruz. Yapacağız. Çünkü Müslüman ne yapacak? Hep Allah'a kulluk yapacak değil. Yani Allah'a kulluğunu onun dışındaki çevrelerin oluşturduğu şartlar mı belirleyecek? Sınırlarını o şartlar mı çizecek, yoksa teslim olduğunu söylediği Rabbinden gönderildiğine inandığını beyan ettiği kitap mı belirleyecek? Yani Kur'an mı belirleyecek? Elbette ki ikincisi doğru. Yani Kur'an belirleyecek. Öyleyse Müslüman, yani Kur'an'a baktığımızda ne diyor? Müslüman işte 163'ün cezası şu kadarsa bu kadar yapabilir. Bu kadara çıkarılırsa aman geri iki adım atsın. Mehter yürüyüşü gibi. Tüm kaldırılırsa gümbürdek kendisini havuza atar gibi atsın. Böyle bir şey yazmıyor Kur'an. Yazmadığına göre ne yazıyor? Her zaman ve her şartta Allah'a kul olmanın yolunu arayacak Müslüman. Bu yolu da Kur'an'da bulacak. Gücünün yettiği kadar o yolu tutturmaya, o yolda yürümeye çalışacak ki Rabbi Allah'ı razı etsin ve ölüm onu o yolda yürür seyrederken gelip bulur. Bu açıdan ben şahsen bu kanunla uzaktan yakından kendimizi alakalı görmedim, diğer hiçbir kanunla da alakalı görmediğim gibi. Ayrıca burada bir şerh koymakta belki yarar var. Terörün daha evvel de laikliğin bilmem neyin doğru dürüst tanımı yapılmadığı gibi terörün de pek net anlaşılır bir tanımı yapılmış değil. Ama yarın hakimler ne diyecek? Yargıtay'ın içtihat kararları bu konuda nasıl bir tanıma evet diyecekler, şimdiden kestirememekle birlikte lügatlardaki karşılığına baktığımızda şiddet anlamına geldiği, yani teröristliğin şiddet kullanarak amacına varmaya çalışma demek olduğunu bütün lügatlar, ansiklopediler, gavurluk, Müslümanlık hepsi aynı yazıyor. Şiddet, ikrahın en şedid, en dorukta, en tavan boyutlu olanıdır malum. Yani ikrah, bir adama sözle tehdit edersin, bilmem ne yaparsın, bu biraz ikrahtır. Ekmeğiyle oynamaya kalkarsın filan, ikrahtır. Şiddet de ikrahtır ama şiddet artık ikrahın en yüksek olanıdır. Yani adama şiddet estirerek, terör estirerek, yani senin hayatını kaydırır. Ekmeğini keseriz, yaşamını şöyle yapar, çoluğunu çocuğunu böyle deriz, çevreni böyle, işini mahvederiz. Velhasıl ya dediğimizi yaparsın ya da biz seni yok ederiz noktasına varıp dayanan tehdidin en azından sözlü ifadesidir. Giderek de eyleme dönüşen ifadesine terör
deniyor lügatlarda, ansiklopedilerde ve bütün dünyada böyle biliyor. Mesela ne yapıyor filan adam? Terör örneği olarak, terör diye anılan bir örneği vermek ister isek, efendim işte bir uçağı kaçırıyor varsayalım. Diyor ki havada her filan yerdeki bizim teşkilatımızın üyeleri bırakılmazsa biz bu uçağı, içindekiler masummuş değilmiş, kadınmış, erkekmiş, çolukmuş, çocukmuş, ihtiyarmış, hastaymış, sağlıklıymış demeden uçuracağız, patlatacağız, ben kendimi de öleceğiz, onları da öldüreceğiz. Yani bu şiddeti göstererek sizden bu amacımıza ulaşmamızı temin etmek istiyoruz. Bu tür olaylara şiddet, yani terör olayları deniyor, değil mi? Tabii birçok örnek vermek, bölgesel farklılıklar arz etse de birçok örnekle örneklendirmek mümkün. Terörün ne olduğu meçhulümüz değil. En azından fiilen devlet teröründen tutun, yasa dışı veya yasa içi sayılan örgütlerin estirdiği teröre kadar seslisi, sessizi, yavaşı, hızlısı. Hani örneğin sen şu dergiyi okursan bu evde kalamam arkadaş demek de bir terördür. Yani onu zorlama ile bir yola getirme, istenilen yola getirme teşebbüsüdür, deneyimidir. Buna bir örnektir bu. Ya yani belki en pasif anlamdaki bir örnektir ama bu da yine terördür. İşte filanın yanına gider gelirsen bizimle alakalı kes. Biz seninle konuşmayız. Bu da zorlamadır muhatabı. İkrahtır dinin tabiriyle, Kur'an'ın tabiriyle. İkrah da bir terördür. Daha doğrusu terör, ikrahın çok mütenevvi boyutlarından en şiddetli olanına terör diyoruz. Ama daha az boyutta olanları da var. Ama hiçbir boyutta olanına Kur'an cevaz vermiyor. Dolayısıyla biz bu konuları açıklamayı genişletmek yerine kısaltarak sorunun cevabını tamamlamaya çalışır isek şöyle demek yerinde olur. Biz Müslümanların kesinlikle ve öncelikle neyi nasıl yapacağımızı bakacağımız yerin Allah'ın kitabı Kur'an olduğunu bilmemiz gerekir. Yani lafla bilmeye gelince bilmeyenimiz yok maşallah da fiilen bilmek, onun söylediği gibi düşünerek bilmek, onun söylediği gibi davranarak bilmek, onun inanın dediklerine inanarak bilmek, yani bildiğimizi düşünce ve davranışlarımıza aksettirerek göstermek şeklindeki bilmek bizi ilgilendiriyor. İkincisi, biz zaten ne teröristiz, ne terör taraftarıyız, ne terörü tecviz ediyoruz. Zira bizim dinimiz ve o dinin sahibi Allah terörü tecviz etmiyor, ikrahı tecviz etmiyor. O bakımdan bizim de bunu hoş görmemiz mümkün değil. Buna rağmen rejim çıkar da yavrum sen işte terör estiriyorsun derse biz böyle bir şey yapmadığımız halde bu artık kurtla kuzu arasındaki hikayeye döner. Bir yapar, iki yapar, üç yapar, beş yapar. Biz de cahillerden yüz çevirir, bildiğimizi okumaya devam ederiz ve Allah'a sığınır, yalnız ondan yardım bekleriz, yardım dileriz. Başka yapacak da bir şeyimiz yok. Biz şuna inanıyoruz ki insanlar nefislerindekileri değiştirmeden Allah insanların halini değiştirmez. Bu Allah'ın hiçbir kanunda görülmediği gibi bunda da görülmeyecek olan değişmez sünnetlerinden yani kanunlardan biridir. Zaten bugün İslam devleti olmanın muhal ama mümkün olduğunu bir an düşünseniz bile tarlada veya seradan 300 liraya aldığı domatese 4000 liralık etiket takarak dükkanında satan manavların bulunduğu ve Müslümanım diye camiye de boş durup duran adamların olduğu memlekette İslam'ı iktidara getirmeye kalkmayan iki günde peleğini şaşırtır bu nefislerindeki böyle olan bu halk. Onun için hiç talip de olmayın. Yani ta ki bu halk talip olsun. Nefislerindekini değiştirerek talip olsun. Yoksa baş edilmez vallahi. İki günde ocağını yakarlar İslam. Tüm fatura rezaletin, zilletin faturası da İslam'a çıkar. Bunun hesabını da hiç kimse veremez. Hiçbirimiz veremez. O bakımdan Allah'ın kanununa uyarak, eğer bu halk sahiden İslam'ı istiyorsa, birçok tezahürüne baktığımız zaman onu sevdiğini, benimsediğini, uğruna yapamayacağı fedakarlığının bulunmadığını görüyoruz.
Ama ahlakını değiştirmeye gelince o iş biraz pahalı ve zor geliyor ona. Yani pek ona ne yönelten var ne de yönelen var. Kolar ne yapıyor? Filan yerde yurt mu yapılacak? Vakıf mı kurulacak? Hayır mı yapılacak? Filan adama para mı? Şu partiye para mı? Bu camiye para mı? Böyle kendisine daha kolay gelen işlerde önüne geçilmez bir fedakarlık ve feragatkarlıkla neler yapıyor ki, yani var ya tarihte meşhur, işte 3 ayda yelkenlerini atlastan, bilmem halatlarını ibrişimden yaparız hesabı, öyle yapıyor. Ama bu güzel bir şey olmakla beraber başlı başına her şeyde değil. Zira aynı insan bunca fedakarlığı yapabilen insan, menfaatinden Allah için vazgeçebilen insan, öte yandan küçücük görünse de ahlakında bir değişikliğe pek yanaşmıyor. Yanaşmadığını müşahede ediyor. Namazına kıl kadar toz kondurmayan, ihmal etmeyen, ezan okunur okunmaz kolunu çemreyip abdest alıp camiye koşturan adamı hiç kılı kıpırdamadan dükkanında rakı satarken görebiliyorsunuz. Bu çelişki, bu çarpıklık izahı elbette epey güç bir husus. O bakımdan hakikaten Allah-u Teala'nın kanununda belirttiği gibi bir toplum, yani bir kavim. Kavim Kur'an'da malumunuz ırk anlamında değil. Yani o toplumu yalnız bir ırk da oluşturabilir. Değişik ırklardan oluşan insanlar da oluşturabilir ama kavim Kur'an'da toplum karşılığı kullanılıyor. Yani toplu halde birlikte yaşayan insanlar eğer nefislerindekini değiştirmezlerse Allah'ın kavmini halini değiştirir. Hakikaten bu tersine de düzüne de mümkün olan bir şey. Yani nefislerinizdekiler İslami şeyler. İken haliniz izzetli, şerefli, vakarlı, onurlu. Nefislerinizdeki İslami şeyleri terk edip yerine İslami olmayan şeyler koyar iseniz Allah halinizi izzetli, şerefli olmaktan çıkarıp zilletli, şerefsiz, iki paralı, haysiyetsiz hale sokuyor. Tersi de yine öyle. Yani nefislerinizdeki İslami olmayan şeyleri İslami şeylerle değiştirirseniz telakkilerinizi, düşüncelerinizi, davranış ölçülerinizi, o takdirde Allah sizin düşük halinizi, toplumsal halinizi, yani rejiminizi, siyasi ortamınızı, kamuoyunu değiştiriyor ve daha şerefli, daha onurlu, daha izzetli bir topluluk, düzen yaşayan bir topluluk haline geliyor. Bu kanunu Allah'ın diğer kanunlarındaki gibi değişiklik görmeyen bir kanunu. O itibarla halka önerilecek şey, söylenecek şey budur. Hep yapılacak şey budur. Tabii ki öncelikle kendimizden başlayarak, yani kendi nefsimizdekini, nefislerimizdekini değiştirmeye başlayarak, ellere de güzel örnek olarak bu iş ancak gerçekleştirilebilir. Bunda ahlak edinilecek tek kitabın Kur'an-ı Kerim, güzel örnek edinilecek tek kişinin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna hiçbir tereddüt olmayacak şekilde inanıyorum. Kısaca, biraz uzunca olmasına rağmen, kısaca söyleyeceklerimiz bunlar bu konuda. Dediğim gibi onlar ne yapacak, bu onların sorunu. Bizi, irademiz dışında bize yapılanlar ilgilendirmiyor. Bize, bizim dışımızda, bizim irademizle, seçimimizle uzaktan yakından alakası olmayan şeyler sorulmayacak hesap gibi. Bize, kendi isteğimiz ve irademizle, duyan kulağımız, gören gözümüz, tutan elimizle, yürüyen ayağımızla, tadan dilimiz, koku alan burnumuzla yaptıklarımızdan hesap sorulacak. Biz bunları hesabı verebilecek şekilde hizaya sokar isek, gerisi bize bizim dışımızdan ve irademiz dışı, üstelik de ikrah ile yapılacak şeylerden sorumlu değiliz. Bunlar olsa olsa bizim mağfiretimize vesileler olur. Allah'ın affına vesileler olur. Çünkü onun yolunda yürümenin sonucu başımıza gelecek, getirilecek bu gibi işlere göstereceğimiz tahammül elbette Allah için, Allah'ın dini için gösterilmiş bir tahammül, zorluklara katlanma olacağından Allah böylesi bir cömertliğin karşısında kulundan daha aciz kalacak bir Allah değil. O kerim Allah, gani Allah elbette bize bizim ona davrandığımızdan çok daha gani ve kerim davranarak bizi mağfiret edici Allah'tır. Bu kadar konuda söylemek istedim. Evet. Başka herhangi bir şey yoksa derse geçelim.
daha evvel gününü 18 Mayıs olarak belirttiğimiz, lakin aynı tarihte Isparta'da bir konferans, ayın 25'inde Mayıs'ın İzmir'de bir konferans vesilesiyle bugüne kalan dersimizin ana konusu İslami kavramlar başlığını taşıyor. O kavramlar başlığı altında din, mezhep, içtihat, sünnetullah, sünnet-i Resulullah, risalet, masumiyet, peygamberin düzeltilmesi, ibadet, iman etmek yani emin olmak ve Müslüman olmak başlıklarını şimdi işlemeye çalışacağız. Kısa, özet ve özlü olarak. Din, bildiğimiz gibi insanların dünya hayatı hakkındaki bir görüş ve o görüşe dayalı hayat nizamı bütününden ibaret göre geldikleri, diğer bir anlamda ideoloji de denilebilen veya denile gelen, kısaca dünya görüşüne deniyor. Dünya görüşü dendiğinde parantez içinde hayat tarzı yani yaşam biçimi de, ona bağlı yaşam biçimi de anlaşılır. Genel anlamda din budur. İster tapılacak olarak ineği görsün, ister İsa'yı görsün, ister Musa'yı görsün, yani ister bir yanardağa tapsın, ister aslana, isterse Allah'a tapsın, onu en yüce kuvvet ve kudret görsün. Belli bir yaşam biçimi de vardır ki bozuktur, düzgündür, ayrı bir konu. Ama bu haliyle hepsine din deniyor. Nasıl ki işte her şeye din deniyor veya bir sürü çeşidi veya durumda olanı olmasına rağmen işte armut deniyor armuda ama arkasından bakıyorsunuz sert armut var, sulu armut var, kurtlu armut var, pörsümüş armut var. Bilmem küçük armut var, büyük armut var filan. Yani başına gelen kelimeler bunun sıfatlanması, vasıflanmasını sağlıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle tarif ediyor dini. Yani biz dolaylı olarak öyle anlıyoruz. Lekum dinikum veliyedin ifadesi Kafirin suresinde bize böyle düşünmemizi mümkün kılıyor. Şöyle ki, Kureyş kendi icat ettiği dine de din diyor. Allah'a kabul, ona ortak olarak bir sürü veliler edindi. 360 civarında işte putu Allah'ın velisi kabul edip Kabe'ye doldurduğunu, günlük hayatlarında Allah çok büyük olduğundan ve ona erişilemediğinden daha küçük Allah mesabesindeki o putların biraz ileri gelenlerine reca ile, minnet ile, kurban keserek, bal okur çekerek önünde günlük hayatlarını tedbir etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Allah da elbette görüyor idi bunlar. Buna rağmen bu bozuk ve insanların kendilerinin uydurdukları şeylere dahi din demiştir Allah Kur'an'da. Din gibi, parti gibi, devlet gibi, para gibi kelimeler malumunuz mücerret ve herhangi bir ideolojik vasfı bulunmayan kelimelerdir. Örneğin para dendiği zaman kısaca tarifi iştira vasıtasıdır. İştira vasıtasına para denir. Bu para altından olabilir, karşılığı altın olan banknot kağıttan olabilir, karşılığı altından olmayan, karşılıksız çıkarılan kağıt para da olabilir. İsim olarak belirli devletlerin paralarına koyduğu isimleri düşünürsek, dolar olabilir, mark olabilir, lira olabilir, dinar olabilir. Dolar dendiği zaman bile biraz müşahhaslık kazanıyor olmasına rağmen, tam anlamıyla netlik de kazanmıyor. Zira dünyada dolar isimli para birimini kullanan yalnız Amerika Birleşik Devletleri değil. Avustralya doları var, Yeni Zelanda doları var, Hong Kong doları var, Kanada doları var. Yani dolar üzerinden alışveriş yaptığınızı varsayarsak hangi milletin kullandığı doları baz alıyorsunuz? Çünkü onun Türk parası karşılığı farklı. O bakımdan netleştirmek için bu açıklığa da kavuşturmak zorundasınız. Yani hangi ülkenin doları? Din de öyle. Yani ineğe tapanlarınki de din, fareyi ilah bilenlerinki de din, yanardağa tapanlarınki de din, kadınların fercine tapanlarınki de tarihte olmuş, onlarınki de din. Allah'a tapanlarınki de din yani İslam. Nasıl ki parayı, mesela Avustralya yerlileri böcek kabuklarını para olarak kullanıyorlar.
kendi aralarında da geçiyor yani iştira vasıtası olarak alıp vermek istedikleri şeylerde kullanıyorlar o deniz kabuk, deniz böceklerinin kabuklarını filan. Siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki para olarak size böcek kabuğu getiren adama o para bizim katımızda geçerli değil yani geç. Tıpkı bunun gibi aynı mantıkla Allah-u Teala diyor ki benim katımda din İslam. Sizin katınızda değişik değişik çok olabilir yani yine tapanlarınki de din, Maria tapanlarınki de din, öteki de din, İsa'ya Allah'ın oğlu diyenlerinki de din, Yahudileri imtiyazlı kavim olarak yarattı Allah, diğerlerini de ona hizmet olsun diye yarattı diyenlerinki de din ama diriltilip, öldükten sonra diriltilip yeniden bize döndürüldüğünüzde hesaba çekileceğiniz din, bizim size Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar peygamberlerle gönderdiğimiz adı tek İslam olan ve tevhid akidesi üzerine dayalı, esasına dayalı, hiçbir esasında değişiklik görmemiş din olan İslam dinidir. Eğer bizim katımızda dininizin kabul görmesini istiyor iseniz bu takdirde bizim katımıza o din. Yani bizim sizin için seçtiğimiz dinle geliniz. Bu bakımdan Marx'ın da bir din, çünkü bir dünya görüşü ve ona dayalı bir yaşam tarzı vardı. Yani illa yaratıcılık, mesela dehrilik de bir dindir. Belki tarihteki ilk Marksistler sayılabilir. Zaman, onlar Marx maddeye atfediyor, her şeyi madde sayıyor. Maddenin varlığının ezeli ve ebedi olduğunu söyleyerek o noktadan kalkışla diğer meseleleri kuruyorken, dehriler de zamana Marx'ın madde ettiği anlamı izafe ederek her şeyi açıklamaya çalışan bir ekolün adıdır. Tarihte gelip geçmiş dehriler olduğunu ki bize intikal eden kaynaklar aktarıyor. Din hakkında kısaca verilecek bilgilerin ya da bilinmesi gereken şeylerin bunlar olduğu kanısındayız. Dilenirse, istenirse bunlar çoğaltılabilir, fazlalaştırılabilir. Yalnız eklenecek esasi şeyler bulunduğu kanısında değil. İnsan unutabiliriz, hatırımıza herhangi bir şey gelmemiş olabilir ama bilahare ekleriz eğer hatırlatılırsa. Mezhebe gelince, yani biz din olarak son birkaç cümle söyleyeyim. Allah'ın bizim için seçtiği ve yeniden ona döndürüldükten sonra katında kabul göreceğini söylediği ve adına İslam dediği dini biz tercih ediyoruz, düşünüp taşınma sonucu. Bu dinden olduğumuzu söylüyoruz. Bu dinin akidesini ve yaşam biçimini benimsiyoruz. En azından bunu dilimizle söylüyoruz. Fakat dilimizle söylemenin yetmediğini, yetmeyeceğini de rahatlıkla biliyor ve kendimize de insanımıza da gerçekten onu içimize sindirmemiz gerektiği hususunu vurgulayarak belirtiyoruz. Kur'an'ın ki o dinin kitabıdır, ahlak edinilmesiyle ancak bu dinden olunmasının, gerçekten bu dinden olunmasının mümkün olacağını söylüyoruz. Bunu öğütlüyoruz kendimize de başkalarına. Selametin hem fıtratımıza uygun bir yaşam, doğaya uygun, doğamıza uygun bir yaşam için bu dünyada hem de ahiretteki ebedi hayatta ki o hayatın varlığından bizi haberdar eden Rabbimize şükürler olsun. O hayatta da bizi aziz kılacak dinin yani dünya görüşü ve yaşam biçiminin İslam dünya görüşü ve İslam yaşam biçimi olduğuna şüphesiz şekilde inanıyoruz. Tercih ettiğimiz din İslam'dır. Bize gönderen Rabbimize şükürler olsun. Mezhep malumunuz Arapça zehebe kelimesinden türeyen bir kelimedir. Zehebe gitmek, varmak, vasıl olmak, ulaşmak anlamlarına geliyor. Bu günlük hayatta gerek Arap'ın dilinde gerekse Türk'ün dilinde veya sair kavimlerin dilinde hemen iki türlü anlaşıla gelmiş, gelmektedir. Gelmiştir ve gelmektedir. Şöyle ki, örneğin bir insan bir mekandan diğer mekana gittiğini belirttiğinde ona hangi yoldan gittin yahut oraya gitmek için hangi yolu tuttun anlamında bu kelime kullanılır.
Diğer yandan bir problemin, bir zihni müşkilin çözümünde de nasıl hareket ederek, nasıl bir mukayesenin, muhakemenin sonucu buraya vardın, yani şu vasıl olduğun noktaya, bu sonuca vasıl oldun diye de sorun. Her iki şey için de zehebe fiili Arapçada kullanılıyor. Türkçede de kısaca gitmek, bir yol tutmak kullanılıyor, onun karşılığı olarak. Dolayısıyla genel anlamı bu olan zehebenin ve ondan türeyen mezhebin özel bir anlamı da teşekkül etmiş. Diğer dinler için de söz konusu olmasına rağmen ki onları o denli birbirlerinden farklı hale getirmiş ki neredeyse ayrı ayrı dinler haline getirmiş. Mesela Hristiyanlık genel olarak bir dinin adı iken o dinin ana mezheplerinden Ortodoksluk, Katoliklik, bilmem Anglikan, bilmem ne falan filan yani ve ila ahir. Çok bir şey. O kadar da farklı. Bunların akideleri de farklı. Örneğin bir mezhep, İsa, Allah ve annesini efendim, bu üçü bir bütün olarak akidesinin temeli kabul ederken, birisi baba, oğul, ruhul, kudüs diyor, ana işin içinde yok. Dolayısıyla anayı işin içine katmayanlara katan bunları kafir görüyor. Bunlar da anayı işin içine katanları müşrik görüyor. Yani, yani çok esasi farklılıklar doğurmuş. Bu bakımdan tarih boyunca özel mesela Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki savaşlardan çok Hristiyanların muhtelif mezhepleri arasındaki savaşlar cereyan etmiş ve ölü sayısı da kendi aralarında yaptıkları mezhep ihtilaflarından kaynaklanan savaşların sebebiyle yaptıkları hırgür sonucu daha çok olmuş. Her neyse, biz İslam'da da mezheplerin bulunduğu, bulunacağı, bulunması gerektiği de kanısındayız şu zaruretten dolayı. Bir, Kur'an bu dinin ana kitabı, bize güzel örnek gösterilen peygamberin ahlak edindiği kitap olarak her konuda Allah'tan varit olan ifadelerin kendisinden birden fazla mana anlaşılmasına imkan vermeyecek şekilde varit olmamış olması zaruret olarak mezhebin yani farklı yol tutmanın doğal geçerli gerekçesini oluşturur. Mesela bir insan size bir söz söyler, o sözden ne yaparsanız yapın bir anlamdan fazla anlam çıkaramazsınız. Dolayısıyla o sözün gerçekleştirilmesi, o sözün amacının gerçekleştirilmesi ancak bir yol ile, bir yol tutarak mümkün olur. Mesela Allah diyor ki, biz insan dedik, Allah için de aynı şey. Akimus sala, akimus sala, akimus sala, akimus sala birçok yerinde Kur'an-ı Kerim'i geçiyor. Müslümanım diyenlerden istenilen, talep olunan şey nedir? Namazın, yani salanın ikamesidir. Bunun ne olduğu ile ilgili çok mufassal olmamakla birlikte, esasi bazı bilgiler Kur'an'da bulunmaktadır. Rükû gibi, sücud gibi, Kur'an'dan kıraat gibi, secde gibi, efendim kıyam gibi. Bu noktaları birleştirdiğiniz takdirde bir rekatın biçimi, şekli çıkıyor. Ama biz o dinin peygamberi olduğundan endişemiz bulunmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden ve tarih boyunca erkanı hakkında üzerinde en ufak bir kuşkunun, tartışmanın farklı bir rivayet bulunmaması sebebiyle kuşkunun ve tartışmanın bulunmadığı namaz dediğimiz şeyi biliyoruz. Sabah 2, öğle 4, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4. Hiçbir mezhep ne ibadiye, ne sevriye, ne zahiriye, ne caferiye, ne hanefiye, ne şafiye. Hiçbirisi çıkıp hayır sabah 2 değil 3'üdü, akşam 5 değil 3'üdü ya 3 değil 5'üdü dememiş. Eğer farklı bir rivayet gelseydi bu konuda konsensus bu delili sağlanamaz ve farklı görüşler yani yollar tutulabilirdi akşam partını. Biz 3 kılarken onu kabul ediyorsak öbürü de 5'i kabul edeceği için 5 kılar idi. Ama hiç kimse arasında bugüne kadar 1400 küsur yıllık geçmiş içerisinde herhangi bir ihtilaf olmadığı gibi bundan sonra da
farklı yollar tutulabilmesi için bir gerekçemiz, geçerli bir gerekçemiz yok demiş. İşte bu konuda örneğin Müslümanların namaz kılarken tutacakları yol, yani mezhepleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine intikal etmiş namazı kılış şeklini mezhebi, yani onun tuttuğu yolu yol edinmek. Namazın ikamesi konusunda. Hiçbir tereddüde mahal bulunmayacak şekilde bu hususta sarahat var, ittifak var. En ufak bir ihtilaf söz konusu olmamış erkanlar. Yani namazı namaz eden şeylerle ilgili. Bundan dolayı bu hususta Müslümanlar arasında hakikaten mezhep birliği var. Yani tutulan yol birliği. Namazı ikame etme düşüncesini nasıl gerçekleştireceğiz? Gerçekleştirmeyle ilgili tutacağımız yola mezhep diyoruz ya. Bu konuda bir farklılık, farklı bir yol tutma herhangi bir farklı hüccet bulunmamasından dolayı mümkün değil. Dolayısıyla tek mezhebi var bütün Müslümanlar. Durum bazı konularda böyle iken bize nasıl bir yol tutarak bizden istenilen şeyi gerçekleştireceğimiz sarahatla ve birden fazla manaya gelecek, gelmeyecek şekilde ifade edilmiş olduğu için mezhebimiz tek olması gerekirken, yani tutmamız gereken yol, bazı ifadeler bizden istenilen, Müslümanım diyen insanlardan istenilen ifadelerin vürut şekli, yani ifade tarzı, geliş şekli, onun içindeki kelimelerin sıralanış, diziliş ve kullanılış şekilleri kendilerinden bu nasların, ayetlerin ifadelerinden birden fazla mananın anlaşılmasına el verecek biçimde oluşu nedeniyle bir Müslüman, bu ayete teslim olduğunu söyleyen bir insan ondan şu sonucu çıkarabilir, yani bu yolu tutularak o işin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyebilirken bir başka Müslüman da çıkıp rahatlıkla, tabii ki keyfi değil, doğruya ulaşma endişesiyle başka bir yolun tutulması gerektiği kanaatine varabilir, varabilmektedir, varabilmiş ve el anda varına gelecektir kıyamete kadar. İşte bundan dolayıdır ki Müslümanlar arasında mezhep farklılıkları hep ola gelmiştir. Olacaktır da, olmalıdır da. Diğer bir zaruret, yani mezhep farklılığının baz olarak, çıkış noktası olarak zarureti, zaruret olarak yani farklılığı doğuran şeylerden biri de insan anlayışının, insan aklının, izanının, kavrayışının bütün insanlarda tarağın dişi gibi birbirine eşit olmayışıdır. Ne akliyet, ne kavrayış, ne birikim, ne izah ediş. Velhasıl yani birçok unsuru işin içine katar iseniz ki katmak zorundasınız çünkü insanlarda var bunlar farklı farklı. İşte bu farklılık, anlayış, kavrayış, akliyet, izan, muhakeme, mukayese farklılığı, kısaca kabiliyet farklılığı diyelim, insanların aynı şeyden aynı sonuçlar çıkarmalarını engelleyen ikinci bir ana unsuru da oluşturuyor. Nitekim, iki insansınız, kimi şeylere baktığınızda aynı sonucu çıkardığınıza şahit olabiliyorken, aynı iki arkadaşın kimi şeyler karşısında birbirinden farklı tepkiler gösterdikleri, yargıya vardıkları günlük yaşantımızda her birimizin göre geldiği çarpıcı örneklerden değil. Bu tabii ki her şeyde böyleyken hangi geçerli gerekçeyle fıkıh söz konusu olduğunda böyle olmasın ki? Bu halde olamazdı zaten, öyle de değil. İşte bu iki zaruri sonuçtan bir nasların bazılarının vürudu ifadelendiriliş biçiminin kendisinden birden fazla şey anlamaya müsait şekilde gelişi birden fazla aynı konuda anlayışa imkan tanıyor. İki, insanların birinin diğerinden farklı anlayış, kavrayış, izan, izah, mukayese, muhakeme farklılığı zaruretini
sonucu bazı konularda insanlardan biri diğerinden farklı bir yol aynı amacı gerçekleştirmek için tutabiliyor, tutabilir, caizdir de. Çünkü bu iki sebep de bizim elimizde olmayan sebepler ve birisi Allah'ın ifadeleri. Onu öyle ne yapacaksınız? Yani siz tek anlama gelecek şekilde mahkum edemezsiniz onu. Kısırlaştıramazsınız. Yani. Değil mi? Herkesi bağlayacak kısırlığa oluşturamazsınız. Olsa olsa sizin için o anlama geliyor olabilir, bir başkası için de başka anlama geliyor olabilir. Nasların ana esprisiyle uyuşmazlık göstermesi kaydıyla. İkincisi de insanların akıllarını, faydalarını birleştirerek de olsa birleştiremezsiniz. Tekleştiremez, aynıyet kazandıramazsınız. Aynı eğitimi verdiğiniz insanlar bile, mesela bakıyorsunuz işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Fakültesinden mezun mühendis diploması hepsinin aynı. Hem de aynı yılda mezun olmuş. Birisi, aynı yılda mezun olan mühendislerden birisi hala ömründe bir kümes bile inşa etmemiş. Öbürü cihan çapında, dünya çapında büyük müteahhit olmuş. Yani kültürünü de birleştiriyorsunuz ama bu da yetmiyor, o insanlardan sadır olacak ürünlerin de aynı düzeyde olmasına yetiyor mu? Bu tabii ki daha başka faktörlerin dahli bulunmasıyla bu farklı sonuçların ortaya çıkması gerçeğini bize gösterir. Başka bir şey olamaz. Dinde de durum bundan farklı değil. Yani İslam'da da. O itibarla mezhep vazgeçilmez bir şey olmasına rağmen şu unutulmamalı ve mutlaka vurgulanmalı ki mezhep insanların tutacağı yolun, tuttuğu yolun kendilerini bağlı saydıkları kendi görüşlerinin adı iken ve indiği iken, şahsi iken din indi ve şahsi değil, ilahidir, Allah'a izafe edilir. Bu itibarla hiçbir Müslümanım diyen insanın mezhebini dininin önüne kesinlikle geçirmemesi, geçirmekten çok sakınması gerekir. Zira o zaman kendi görüşünü Allah'ın önüne geçirmiş, kendini Allah'ın önüne geçirmiş olur diye düşünüyoruz. Aşırı mı gidiyoruz? Fakra yapanlardan oluyorsak vazgeçer. Muhakkak ki bir insan görüşü olabilir ama bu görüş mutlak doğrudur diyemez. Kendisine vahiy geliyorsa, bu vahiy de sarahat varsa söyler ama bizlerden hiçbirine öylesi bir vahiy gelmiyor. Şimdi gelmiyor. Bu bakımdan biz her ne kadar bir yol tutacağız bir takım şeyleri gerçekleştirmek, bu amaçlara vasıl olmak için ama tuttuğumuz yolun mutlak doğru olduğunu söyleyebilmemiz için elimizde hiçbir hücretimizin bulunmadığını rahatlıkla teslim etmeyi bilmeliyiz. Bu bizi küçültmez. Bilakis güzeldir. Gerçek Müslümanlardan olduğumuzu bize hatırlatır. Dinimizin önüne geçirmemeliyiz mezhebi. Evet, içtihatla ilgili kısaca iki tanım vermek istiyorum. Malumunuz içtihat kelime anlamı itibariyle bir konuda gösterilecek gayretin azamisinin ifadesi olarak lügatlarda anlam kazanmış ve belirginleşmiştir. Bu hasaten İslam hukuku söz konusu olduğunda o hukukun karşılaşılan sorunları İslami delillere dayalı olarak çözüme kavuşturulmasında gösterilen azami gayretin adı şeklinde tanımlara gelmiştir. Ne var ki bunun sonucu, yani bu azami gösterilen azami gayretin sonucu ortaya çıkan ürün, görüş, çözüme de aynı isim, yani o gayretin adı verilmiş. Adeta bir kadir bilirlik yapılmak istenmiş gibi. Yani nasıl otomobili ilk bulan adam adını da arabaya vererek Ford demiş, onun gibi. Yani onca gayretin adı içtihatsa, o gayretin sonucu ortaya çıkan ürünün adı da içtihat. Kısaca içtihat bu demek. İslam açısından şer'i delillere, ki bu delillerin neler olduğu üzerinde klasik geleneksel bilgilerimiz var biliyoruz ama ne kadarına, ne nispette
hangi boyutta itibar edilir bunlara sarahat getirmekte de zaruret görüyoruz. Yani biz kısaca bugüne kadar öğrendiğimiz gibi ebemin dediği demek istemiyoruz. Çünkü ebemiz, ebelerimizin her söylediği doğrulardan ibaret değil. Tüm doğruları ebelerimiz söylemiş. Bu itibarla mesela işte kitap sünnet, icma ümmet kıyası bu kadar diye klişeleşmiş hafızalara bu haliyle yerleşmiş delillerden biz tereddütsüz biçimde birincisini, yani Kitabullah'ı, yani Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez, unutulmaz, es geçilmez, hatta kendisinden başka bir şeye aynı önemle, başka bir şeyin aynı önemle önemsenmediği birinci, ilk ve asıl delil olarak görüyoruz. Sünnete gelince, Peygamberin sünneti Kur'an'a ahlak edilmesinin sonucu teşekkül etmiştir buna inandığımızdan. Kur'an'a uygun düşen sünnettir deyip bize intikal eden şeylerden, Kur'an'a uygun düşer bulduklarımızı ancak bulduklarımıza sıcak bakmak, yakınlık göstermek ve zannı galibimiz bulunduğu hususlarda da onlara uymakla kendimizi hedef sayarız doğrusu. En azından tercihimiz olur. En azından Peygamber bizim için güzel örnek gösterilmiştir. Yeter ki peygamberdendir diye bize intikal eden bilginin ondan olup olmadığından Kur'an eleğinden geçirerek emin olabilelim. İcma kıyasla ilgili muhtelif değerlendirmelerin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İşte fukahanın icmağı, yok alimlerin icmağı, yok bilmem kamunun, tüm insanların ümmetinin icmağı, yok fakirlerin icmağı falan filan. Yani değişik ehli hal vel akdin icmağı gibi değişik vasıflar taşıyan insan gruplarının giderek tüm toplumun üzerinde ittifak ettiği şeye icma dene gelmiş ve bu delil sayılmak istenilmiş. Ama bunu uzun uzun burada tartışmak istemiyorum. İleride inşallah münhasıran üzerinde durulabilir ve genişçe bir yazıyla bunu dergide iktibat sayısında açıklayabiliriz. Ama şu anda öyle mutlak manada ve ezberlenmiş şekliyle hepsini birden söyleyivermiyoruz. Biz esas itibariyle yalnız kitabı kendisinden içtihat edilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Kitabın atfı ile de sünnet-i Resulullah. Çünkü kitap, yani Kur'an, Peygamber'e atıfla onun güzel örnek edinilmesini bize tarif ediyor, öneriyor, teklif ediyor. Biz de amenna ve saddakna diyoruz. Zira Rabbimiz Allah böyle söylüyor. Evet, sünnetullah malumumuz Allah'ın yapmayı adet edindiği, hep yapa geldiği, bundan dolayı da bunlara kanun da denilen şeylere diyoruz. Örneğin, dünyaya nispetle güneşe doğudan doğurup batıdan batırmayı Allah yarattığı güneşe, dünyaya bir kader olarak, yani olmazsa olmaz, yapmazsa olmaz bir kaide, bir kanun uyulması gereken bir kanun olarak belirlemiş ve bu eşya bu kanuna uygun olarak hareket ediyor. Eşyayı yaratan da onun tabi olduğu düzeni koyup eşyayı o düzene tam da Allah olduğu için biz bunu Allah'ın kanunu, diğer bir tabirle sünnetullah, diğer ortalıkta kullanılan ama kiminin farkında olmadan kullandığı doğa kanunu da diyoruz diyebiliriz. Çünkü doğa kim? Ebemiz değil, dedemiz değil. Yani işte kainat şu, en azından içinde yaşadığı dünya. Bunu kendi de yapmadı, babası da yaratmadı. Kim yarattıysa onun bu yarattığı eşyaya tabi kıldığı kanunları da o koydu. Dolayısıyla farkında olsa da olmasa da söylediği şey sünnetullah'tan bahsediyor oluşudur. Ecevit'in bir zamanlar çok boyutlu olarak meşhur ettiği bir deyim, değil mi? Doğa kanunu. Yani sünnetullah bu. Söyleyen farkında olsa da olmasa da gerçek bu. Evet, sünnet-i Resulullah'a gelince biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
bizi Müslümanlar olarak ilgilendirdiği ve bağladığı sünnetlerinin ancak Kur'an kaynaklı şeyler olabileceği kanısını taşıya geldik. Elhamda taşıyoruz. Bu bizim kanımız. Kim daha geçerli gerekçelerle bize daha geniş kapsamlı bir sünnet tanımı getirirse dinleriz, anlamaya çalışırız. Muhakeme ve mukayese ederiz. Sonuçta da bir karara varıp doğru bulursak ona göre de amel ederiz. Örneğin peygamberin deveye binmiş olmasını, sakal bırakmış olmasını, entara giymiş olmasını, başını bağlamış olmasını, eliyle yemek yiyor olmasını, kabağı seviyor olmasını, hurmayı seviyor olmasını, Kur'an çıkışlı bir sünnet olarak telakki etmiyor. Bir insan olarak, o iklimde doğup büyümüş, yaşamış, o kavminden bir insan olarak kimisini kavmi göreneklerin sürdüre geldiği şeyler olarak yaptı. Bir İslam'la çelişen yanı da olmayınca bir deis yok. Çünkü biz biliyoruz ki elimizdeki bilgilerle kendisinin kitaptan ve imandan haberi olmadığı günlerde de sakalı var. Çünkü bir okul değil, o toplumda köse olmayan herkesin sakalı var. Onun da var. Mentari de hakeza, başının örtüsü de öyle. İşte o gün insanlar neye biniyor? Deveye biniyor, bulabilirse ata biniyor. Ata binmek biraz daha öyle 8 otomataya binmek gibi falan. Efendim? Daha şeyi eşeğe biniyor filan. O da dayanıklı olmasa da. Bunlara binmenin de o günün, dünyasının ve o kavmin, o iklimin, o imkanların insanlara el verdiği ölçüler dahilinde mütalaa edilmesi gerektiğini. Dolayısıyla İslam uzaktan yakın alakası bulunmalı. Yani deve binmenin ne sevap ne günah olamayacak. Entare giymenin de ne sevap ne günah olamayacağı. Sakal bırakmanın da harika. Buna benzer şeyler çoğaltılabilir. Başını bağlamaktan tut, kabahı saymaya kadar. Diğer yandan Kur'an çıkışlı, yani komşusuna nasıl davranması gerektiğiyle ilgili peygamberden bize mervi, intikal etmiş, böyle yapın, böyle edin türünden mesela sevincinde de, kederinde de komşunuzun sevincine ve kederine ortak olun. Yani iştirak edin. Onun sevincini paylaşın. Katılın ki komşunuz sizi sevsin. Efendim siz de olsa. Üzüntüsüne katılın ki işte komşunuz sizi kendisine yabancılamasın demesi örneğin Kur'an çıkışlı şeylerdir. Çünkü Kur'an, Kur'an'ı gönderen Allah insanların kendi kendileriyle geçinmelerini giderek diğer insanlarla geçimlerini, toplum olarak bir arada geçinebilmelerini ve en nihai olarak da Rableri Allah'la rahat geçinebilmelerini, huzurlu ilişkiler içinde bulunmalarını teminen gönderildiği için gönderilmiş esaslar kitabıdır. Hakikaten kendiyle geçinemeyenin, kendisiyle başı hoş olmayanın başkasıyla başı kolay kolay hoş olabilemez. Kolay kolay değil, zor zor bulmak. Başkasıyla da geçinemeyen giderek, ailesiyle de geçinemez ötele derken, sen ne biçim Allah'sın, beni niye böyle yarattın bilmiyorum. Yani Allah'la da geçimsizliğe kadar varır dayanır bu iş. Öyle değil midir çevrenizde gördüğünüz olayları değerlendirdiğinizde vaka? Bu bakımdan hakikaten İslam emrettiği bütün şeylerle, yani yapmamıza bizi imrendirdiği bütün şeyleriyle, kaçırmamızı bizden istediği tüm şeyleriyle, akide esaslarıyla hep kendimizle geçimimizi sağlayacak. Diğer insanlarla geçinmemizi kolay ve mümkün kılacak, giderek de Rabbimiz Allah'la geçinmemizi, yani ondan hoşnut olmamızı sağlayacak esaslar bütünü olarak İslam'ı gönderir. Çok önemli bir husus olarak hatırlara yazılmasında yarar gördüğüm bir husustur bu. Onun için vurgulamak istiyorum. Gerçekten bakın mesela hırsızlık yapmayın diyor. Zina etmeyin diyor. Şimdi hırsızlık yapmayın. Hırsızlık yapan insan kendi elinin emeğini yemediği,
başkasının alın teri sonucu veya şu bu şekilde elde ettiği bir şeyi hiçbir terde sarf etmeden hemen alıverecek. O insan kendine ne gözle bakar? Anlamak mı istiyor? Kendisinin emek sarf ederek kazandığını, bir başkasının alıp götürdüğünü, çalıverdiğini düşünsün. Onun ne hissedeceğini kendi aynında, kendi şahsında hemen görüversin. Kendisiyle geçinemez. Hırsızların ömür billah huzurlu hayat yaşadıklarını söylemek mümkün mü? Değil. Zina eden de öyle hakeza. Belki kendiniz açısından başkasının karısını, kızını, halasını, teyzesini düşündüğünüzde bu işte fazla bir şey yokmuş gibi görünüp şehvetinin insanın gözünü kör etmesi, perdelemesi sonucu ne var bunda diyebilirsin ama şehvetin ya da cinsel aletin yalnız kendi sizde olmadığını, başkalarında da bulunduğunu düşünüp onlarınkinin de sizin halanıza, kızınıza, karınıza, teyzenize teveccüh ettiğini hesap ettiniz mi hafakanlar basar ve bu işi yapmak insanların arasını bozar mı, düzer mi? Gayet rahatlıkla hemen şipşak yani, değil mi? Buluverir insan. Yeter ki muhakeme yapsın. Zaten Allah onun için kullarına mütemadiyen akletmiyor musunuz? Hala düşünmeyecek misiniz? Akletmeyecek misiniz? Düşünmüyor musunuz? Değil. Sağlaması kolay şeyler bunlar. Yeter ki insan yapmak istesin yani. Üzüm yemek isteyen yiyebilir. Evet, sünnet-i Resulullah hakkındaki kanunlarımız genel olarak bunlar. Elçiliği biz daha evvel iktibasta yayınlanan elçilikle ilgili görüşlerimizde de serlettiğimiz gibi Allah ile kulları arasındaki elçilik olarak mütalaa ediyoruz ki Allah da zaten Resulullah diyor. Yani Allah'ın elçisi. Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği elçiye diyelim Atina'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisi deniyor değil mi? Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye gönderdiği elçiye, Sovyetler Birliği'nin elçisi dediği gibi elçi taraflar arasında tarafların birinin niyetini, isteğini diğer yana götürmekte kullanılan, bunun için seçilen kişiye deniyor taraflar. Şimdi taraflardan biri Allah, diğer taraf kullar olunca ve Allah, yani kullar Allah'a değil de Allah kullarına elçi gönderince bu elçinin adı Allah'ın elçisi. Yani Resulullah oluyor Arapçası. Bu kadar anlaşılır bir şey. Bu elçilerin Kur'an'da nitelikleri rahatlıkla bu şekilde açıklanıyor ve yeryüzünde gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette biz meleklerden elçiler seçer gönderirdik. Efendim daha evvelki peygamberler de yerler içerler, çarşı ve pazarlarda dolaşırlar, gönderirlerdi. Ki siz de öylesiniz, sizin size gönderilen elçi de öyle. Allah'ın elçisi söz konusu olduğunda insanlar daha çok kuruntularına, vehimlerine ağırlık vererek bu elçinin işte bir tarafının ilahi olması, sanki bir işte Allah'ın amcasının oğlu falan olması gerekiyormuş gibi böyle olağanüstülük bekliyorlar. Yani. Hep bekleye gelmişler, kitaptan anlıyoruz. Buna rağmen Allah elçi olarak gönderdiği kimsenin diğer insanlardan hiçbir farkı bulunmadığını o elçilerinin ağzından kendi vahyiyle ifadelendirmiş ve tekrar tekrar ben de sizin gibi bir insanım. Yani ne demektir bu? Hani siz arabada giderken zaman zaman bir şarkı dinliyorsanız ben de dinlerim yani, ben de insanım. Sizin karnınız acıkıyorsa benim de karnım acıkır. Siz gülerseniz ben de gülerim çünkü ben de insanım ya. Efendim sizin cinsel ihtiyacınız varsa benim de var. Siz defi hacet etme gereği duyarsanız ben de duyarım çünkü ben de yiyorum yani her yiyen de defi hacet gereği duyar. Bu demek yani her şeyim sizinle aynı. Ne var ki bana vahyediliyor yani bana size bunlar Allah'tandır diye ilettiğim şeyleri Allah bana gönderiyor. Ben de hem alıp koynuma koymuyorum yani size bildireyim diye gönderildiğinden hemen size ulaştırıyorum. Dolayısıyla aramızda bir fark kalmıyor yani benim bildiğimi siz de bilir hale geliveriyorsunuz. Zaten saklayamam. Özel amaçlarım için de kullanamam yani böyle bir şey yapmaya kalksam benim ocağım yanacak hazır duruyor. Hepsi bu kadar. Ama ne hikmetse Müslüman olmayanlar peygamberim diyenlerde insanüstülük, olağanüstülük vasıfları hep araya gelmişler iken daha sonra bu ahlaklarını Müslümanlara da geçirmişler.
ya da bu gibi kimseler Müslüman olduktan sonra bu konudaki ahlaklarını da Müslümanlığa hoş geldin etmişler, buyur, getirmişler. Ve İslamlık içinde de bu yanlış Kur'an'a aykırı anlayışı, yani Peygamber'in ya da onun bazı şeylerinin olağanüstülüğü ile ilgili bu çarpık anlayışı, Kur'an'a ters olan anlayışı yaşatmışlar. Örneğin elimizdeki hadis kitapları buna şehadet ediyor. Bugün içinde yaşadığımız halk, onun tavırları, telakkileri, dualarının birçoğu buna şehadet ediyor. Mesela sen bilirsin ya Rabbi ya Resulullah diyor. Sen affet ya Rabbi ya Resulullah diyor. Yavru ya Resulullah artık ey Allah'ın elçisi sen affet. Hayatta olsa ve onun hukukuyla ilgili bir şey yapsan hay hay baş üstüne. Ama onun ne affedecek ne edecek bir hali yok. O da her nefes gibi ölümü tattı ve Rabbine döndürüleceği günü bekliyor. Her ölenin beklediği. Yani mesela ya Rabbim işte filanı ıslah et ya da beni ıslah et. Bu tamamen bizim reddetmemiz gereken, esasından reddetmemiz gereken kaderi görüşün bir duası. Allah bizler salih hale gelelim diye kitabı göndermiş. O kitabı ahlak edinen Resulullah bize güzel örnek de göndermiş. Biz salih olmanın yolu elimizde. Ona bakarak kendi gayretimizle olacağız. Değil mi? Bunu yapar isek salih olabiliriz. Başka türlü hiçbir gayret sarf etme ya Rabbi beni ıslah edin. Ne olur baş üstüne. Peki ben de beni etti, bunu da etmediyiz o zaman bu adamın suçu ne? Madem ıslah etmek onun elinde. Kaderi anlayış bu. Kadercilik var ya tarih. Tamamen insan dışı bir anlayış. Hani namaz kılmayanın da içki içen de diyor ya işte ben Allah benim için böyle takdir etmiş. Kaderim mi onun için ben içki içiyorum diyor. Yani İslam'ı altın üstüne getirmiyor mu? Böyle hazırlıkların farkında olmak zorundayız. Yani ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalı. Yaptığımız işi gözümüz görmeli. E o biz göremiyorsak arkadaş bir de sen bak ya olur ya benim gözüm almayabilir filan. Ben göremiyorum. Ben şöyle gördüm. Sen nasıl gördün? Demeliyiz ki başka akıl sahiplerinin akıllarından da onların ürünlerinden de yararlanmış olalım da daha doğru yolla tutalım. Masumiyet konusu da yine peygamberlik söz konusu olduğunda bizi ilgilendiriyor ve gündemimize geliyor. Masumiyetin korunmuşluk demek olduğunu kabul eder isek, korunmuşluğu sokaktaki insan çok farklı anlıyor. Hatta onların bir üst düzeyindeki hacı, hoca takımı, molla takımı, işte din bilgini falan filan gibi bilinen tanınan insanlar dahi farklı anlıyor. Zira halk onlardan bilgilendiği için onlardaki çarpıklık aynı ile belki genişleyerek halka sirayet ediyor, yayılıyor da onlar. Yani günah işlemeyecek şekilde yaratılmış olma, istese de isteyemez şekilde halkedilmiş olma şeklinde telakki ediyor. Mesela ben birinizin ismi söz konusu olduğunda ya o mu? Ahmet mi? Mümkünü yok. Hırsızlık yapamaz. Diyorum. Varsayalım. He? Karşımdaki şöyle anlıyor. Yani o istese de yapamaz. Yani çünkü o yapmayacak, hırsızlık yapamayacak şekilde yaratıldı. Yani hala bir manayla gider gitmez hemen durur. Ceryanı kesilir oraya. Böyle anlıyor. Böyle değil. Mesele böyle değil. Yani eğer böyle yaratılanlardan biri olsaydı ben de sizin gibi insanım dedirtilip durulmazdı bir. İki, o kendiliğinden bir söz uydurup da bize isnat etseydi, yani bu Allah'tandır deseydi, onu şah damarından yakalar, sağ elini ondan alırdık diyor Allah'tan. Yani zaten bu şekilde yapmayacak şekilde yaratılmış bir insanı böyle bir sözle boş yere tehdit etmenin anlamı ne olurdu? Ha? Meleklere hiç böyle bir tehdidi var mı? Kur'an-ı Kerim'de. Hele bir melekler şöyle yapsın. Çünkü melekler zaten biraz çok. Sizler geçebilir miyiz? Şimdi
melekler zaten herhangi bir şey ihtiyar etme, seçebilme ve seçtiğini yapabilme diye bir özelliği bulunmayacak şekilde yaratılmışlardır. Bundan dolayı seçme yeteneği olmayan, ihtiyarı olmayan, ihtiyar seçme imkanı demek malum. Olmayan ne diye tehdit edilsin? Eğer tehdit ediliyorsa demek ki, yani mesela parayı veriyorsunuz götür, düşürürsen kulağını çekerim ha! Demek ki düşürebilir de ondan. Düşürmesi mümkün olmayan birisiyle gönderiyorsanız bu tehdidiniz huzurlu bir laf olmaz mı? Olur. O bakımdan Peygamber kendisine gönderilenlerin korunduğu, yani vahyin korunduğu, ki kimin tarafında? Allah tarafında. Lakin kendisi vahyin gereğine göre kendini koruyan, korumak için gayret sarf eden, istek sarf eden bir insan. Dikkat edin. İstese de günah işleyemeyen değil, istese işleyebilir şekilde yaratıldığı halde günah işlemeyi istemediği için işlemiyor. Örneğin filan içinizde ömrünüz boyunca hırsızlık etmediniz. Hırsızlık etmeyecek şekilde yaratıldınız da ondan mı etmediniz? Yok. Elimiz öyle yaratılmış ki helala da harama da aynı rahatlıkla, aynı yer çekimine tabi olarak, aynı kolaylıkla da şekilde değil mi? Yaratılmış değil mi? Öyle değil mi? Ama buna rağmen siz helalin dışındakine kesinlikle el uzatmadıysanız aczinizden değil, akiz izzetinizden, tercihinizin yüceliğinden kaynaklanan bir tavır biçimidir. İşte peygamberler de böyledir. Yani kendileri yanlış yapmayacak, haram işlemeyecek şekilde yaratılmış insanlar olmayıp tamamen bizler gibi yaratılmış bir insan olmalarına rağmen kendi tercihlerinin sonucu, tamamen kendi tercihlerinin, emin olmalarının, parantez içinde iman etmiş olmalarının sonucu, kendilerinden esas itibariyle yaramaz bir iş, yani günah sadır olmayan kimselerdir. Buna biraz örnek gibi görülen bir olay verecek olursak, örneğin yine Kur'an'ın bize ifadelendirdiği gibi, yine peygamber olan Yunus Aleyhisselam'ın kendisine yüklenilen görevden kaçmak istediğini, peygamberliğin bir an kendisine zor geldiğini, yani yükü bir kenara yıkıp kaçmak istediğini görüyoruz. Fakat kendisini balığın karnında bulduğunu da görüyoruz. Demek ki yapabilecek şekilde olandan seçiliyor. Evet, yaptığımız tanımlamaların yeterli olduğu kanaatindeyiz. Buna inzimamen, yani risalet, masumiyet konusuna inzimamen ek olarak, Peygamber'in düzeltilmesiyle ilgili de İktibas Dergisi'nin 90 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında 3 sayı peş peşe kavramlar başlığı altında yayınladığımız yazı mümkün mertebe, gücümüzün yettiğince gideriz, bizden daha ileri düzeylerde konuya açıklık getirenler çıkar. Örneklendirmeye çalıştığımız şekildedir. Yani peygamberler hata yapabilir, yanlış yapabilir, giderek rahatlıkla söylemekte hiçbir beis görmüyoruz. Günah işleyebilir şekilde yaratılmış insanlardı. Lakin kendi tercihlerinin sonucu kendilerine açıklanan günahları, yani günah olarak kendilerine önce açıklıyor, o da insanlara bildiriyor. Onları işlemekten imtina eden, şiddetle sakınan, bu konuda nefislerini yenen, maruf ile de emretmekte herkese nefislerini yenen, konacağını gönülden arzulayan insanlar ola gelmişlerdir. Buna rağmen, bütün iyi niyetlerine, bütün gayretlerine rağmen ki onlar da bir insandırlar ve bir rüsatın, belirli, sınırlı bir rüsatın sahibidirler. Allah gibi sonsuz değildir hiçbir şeyleri. Çünkü insandırlar. Yanılmışlar, hata etmişler, eksikleri, yanlışları olmuştur. İşte
peygamberlerin yanlışlarını biz esas itibariyle Kur'an'a bakarak diğer insanların yanlışlarından farklı görüyor ve Kur'an'ın işarıyla diyoruz ki Allah elçilerinin dine taalluk eden yanlışlarını düzeltir. Zira bunu yapmasaydı kulları Allah'ın dinini elçilerinden öğrendiği için zaten farkında olmadan doğru diye yaptığı ama yanlış olan bir şey düzeltilmeden kalırsa Allah'ın dini demek ki böyle der. Diğer insanlar da o yanlışı din edinir. O yanlıştan dolayı da Allah-u Teala'nın kıyamet günü kimseye hesap sormaya hali olmaz kalmaz idi diye düşünüyor. Zaten bir ayette de genel bir ifadeyle diyor ya, biz insanlara her şeyi böyle açık açık açıklıyoruz ki ahirette bir mazeretleri, bir şeyleri, bahaneleri kalmasın. Yani sen işte şunu söylemedin de, bunu etmediydin de, ben ondan şöyle yaptıydım da filan kemküm etmesin. Onun için peygamberlerinin hatasını da Allah göre göre ipka elinde tutmaz, değiştirir. Değiştirmiştir de buna dair neredeyse bizim görebildiğimiz örnek sayısı 30'a yakın idi. Evet, peygamberin düzeltilmesiyle ilgili görüşlerimiz kısaca bunlar. İbadetin genel bir ifade olduğunu belirtmekte fayda var. Türkçe tam karşılığı kulluk demek. Siz kimi ilah tanıyorsanız ona kulluk, onun kulusunuz demektir. Onun kulluğunu kabul ediyorsunuz demektir. Ve ona kulluk edeceksiniz demektir. İsa'yı Rab bilen İsa'ya kulluk edecektir. Ona göre doğaldır o mantık içerisinde. Ama Allah'ı Rab yani ilah yani Allah kabul edenin kulluğu ise elbette Allah'a olacaktır. Bu bakımdan ibadet kelimesi genel bir kelime ve hemen her dindeki kulluğun ifadesi bir kelime olmasına rağmen özel bir ideolojik anlamı bulunmamasına rağmen örneğin namaz gibi ibadetler isimler, ibadet isimleri belli bir dini ifadesi olan, o dine münhasır olan ibadet şekilleri olarak bilinmiş, diline gelmiştir. Örneğin hac çıkarmak gibi. Mesela hac çıkarmak dendiğinde bir ibadet türüdür ama Hristiyanlık dinine ait bir ibadettir. Namaz Müslümanlıkla ilgili bir ibadet türüyken hac biraz daha analojik. Dersen Hristiyanlıklarda da var. Yahudilerde de var. İşte diyorlar o ağlama duvarında peki öykürüyorlar filan. O da hac oluyor filan. Hintliler Gaj Nehri'ni ziyaret ediyor. Orada hac etmiş oluyorlar. Değil mi? Evet, ibadeti biz Müslümanlar yalnızca Rab kabul ettiğimiz, yaratıcı kabul ettiğimiz ve Rab'ı parantez içinde verelim, terbiyecimiz kabul ettiğimiz. Allah'a yapılması gereken şeyler olarak algılıyoruz ki dar manada ibadetten maksadın namaz, oruç, hac, zekat vesaire gibi şeyler olduğunu bilir ve düşünürken en geniş anlamda sahih akide sahibi olmaktan salih amel sahibi olmaya kadar her şeyin yani İslam'ın tümünün de yine ibadet, Allah'a ibadet olduğu bu geniş dairenin bu kadar geniş olduğu İslam'ın tümüne içine alan bir anlamı bulunduğu fenasında taşıyor. İman etmenin Arapça çokça kullandığımız Kur'an-ı Kerim'de de çokça geçtiği için çokça tekrar ettiğimiz ayetlerde üst üstüne ya eyyühellezine amenu 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 şeklinde tekrar edildiği iman etmenin halkın dilinde de en yaygın şekilde kullanılan bir kelime olduğunu imanın biliyoruz. İmanına sövmeye kadar genişlik kazanmış bir kelime. Yani yaygınlık kazanmış. Senin imanına diye başlamış. Tabii ki bizim için böyle bir şey söz konusu değil, kendini bilen insanlar için. Ama halk bazında o denli yerleşik ve yaygın, derinliğine ve genişliğine yaygın bir kelime olarak kullanılıyor iman kelimesi. Ama
maalesef üzüntü verecek bir şey ki birçok insan onun ne manaya geldiği hususunun bir türlü sağlamasını yapmıyor. Belki duymadı, belki işitti, belki adına gelmedi ama kimse kimsenin de hatırına gelmiyor sanki. Bunun sonucu olarak da bilinmeden söylenilip geçilen şeyler olarak tedavülünü sürdürüyor bu kelime. Arapça iman etmenin yine Arapça esaslı kökenli emin olma, şüphesiz, kuşkusuz hale getirme, gelmiş olma anlamında kullanıldığını bilerek kullananımızın maalesef sayısının epey az olduğunu müşahede ediyoruz. Bu itibarla Müslümanların iman ettik demekle eminiz demek istediklerini düşünüyoruz ve doğru düşündüğümüzü düşünüyoruz. Öyleyse diyoruz, siz iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Eminim demek istiyorsunuz. Yani hiçbir şüphem yok ama filan konuda ben bundan eminim dediğiniz halde hiç de emin olduğunu söyleyen, emin olan bir insan gibi davranmıyorsunuz. O zaman emin değilsiniz, kuşkunuz var, şüpheniz var demek. Bir daha birden geçiriniz o konudaki imanınızı. Yani emin misiniz, değil misiniz? Mesela rızkı alallah diyoruz. Rızık Allah üzerinedir. Değil mi? Yani rızkı Allah kefil olmuştur. Yalnız Müslümanların değil, yarattığı bütün varlıkları kafir, mümin demedir. Domuz, koyun demedir. Değil mi? Buna sapına kadar tereddütsüz inandığımızı ifade etmek için de rızkın Allah'tan olduğuna inanıyoruz, iman ediyoruz diyoruz mesela. Fakat örneğin herhangi bir hususta içinde yaşadığımız düzenle karşı karşıya, onun kanunlarıyla karşı karşıya gelmemiz söz konusu olduğunda bakıyoruz, rızkın Allah'tan olduğundan emin olduğunu söyleyen arkadaşımız mevcut kanunun kendisini işinden, maaş aldığı işinden edebileceği endişesiyle Allah'ın kendisinden istediği davranışı sergilemekten rahatlıkla kaçınabiliyor. O zaman diyoruz ki, demek istiyorum ki böylesine, böyle bir durumda olanla müşahhas bir örnek olarak bunu veriyorum. Rızkın Allah'tan olduğu hususundaki imanınızı yani eminliğinizi gerçekten yeniden gözden geçirmelisiniz. Bir daha bakmalısınız. Hakikaten emin misiniz, değil misiniz? Çünkü buradaki ürkekliğiniz, buradaki sakınmaklığınız bana bile pek güven vermiyor. Yani bu pek emin değil gibi. Eğer emin olsaydı böyle davranmazdı diye düşündürtüyor. Demeliyim diye düşünüyorum. Denmeli diye düşünüyorum. Bunu birçok konu örnek alınarak, müşahhas örnek haline getirilerek yaymak, birçok konuda yine ecelle ilgili, ecel Allah'ın elinde, onun tayin ettiği vakit gelmeden hiçbir canlı ölümü tatmayacaktır. Bundan eminiz diyor, iman ediyoruz ama filan konuda bir şey karşımıza çıktığında zorluk, vallahi bu işin faturası pahalı, sonunda ölüm bile var filan diye biliyoruz rahatlıkla. Kaldı ki biz ne zaman, nerede ve hangi saatte ruhumuzun kabzolunacağı konusunda yalnızca Allah'ı tek otorite tanıyan, tanıdığına iman ettiğini, bundan emin olduğunu ifadelendiren Müslümanız diyen insanlar değil mi? O zaman neden? Öbür tavrımız neden? Yani nasıl açıklarım? Nasıl izah edeyim? İzahı mümkün. O bakımdan Müslümanım diyen, yani eminim, iman ediyorum diyen insanların hakikaten her konuyu karşısına, Kur'an'daki konuları karşısına getirip şundan eminim, bundan eminim, öldükten sonra dirilmekten eminim, hesaba çekilmekten eminim, ahiretten eminim diyor. Tek tek sıralansa. Hakikaten bu konuların her birinden ne kadar emindir veya değildir, kendi kendini muhasebesini yapması hayati bir sorumluluk. Hem de yalnız bu dünya hayatıyla ilgili değil, sonu bulunmayan ahiret hayatıyla ilgilidir. Zaten ahiretsiz ne bu dünya ne ahiret olur.
Yalnız bu dünyaya inanan, öldükten sonra dirilmeye inanmayanların bile işlerinin yalan yanlış da olsa bir düzen üzere yürümesi için ahiret düşüncesinin insanlara egemen olması, o insanların güdümünü elinde bulundurulmasında hayati zaruret vardır. Bir saniye sonrasını düşünmek de ahireti düşünmektir. İlâ nihayeyi, yani nihayetsiz bir zamanı düşünmek de ahireti düşünmektir. Birisi tabanıysa ahiret düşüncesini, öbürü tavanın. Bugün herhangi bir işte çalışan bir memur veya arabasını süren bir şoför, nasıl yani ahireti düşünmese, hani sonu ne olur diye düşünmese, önündeki arabaya da vurur, geçen adamı da çiğner. Ama sonunu düşündüğü için ne olur işte şu kadar zarar gelir veya bu kadar zarar öderim, bundan dolayı biraz frene, uşağa falan bakıyor. Bu düşünceyi kaldırırsanız, muhtemelen elindeki parayı harcaması gereken yerlere bir istedikçe bir de harcar. Kadın işin sonunu düşünmese, akşama kadar eve istediği erkeği davet eder. Erkek işin sonunu düşünmese, o önüne gelene sarkar gezer. Bir dünyanın halini düşünebiliyor musun? Ahiret düşüncesini kaldırmanız halinde dünyanın halini bir düşün. Kaldı ki, öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar için dahi hayati önemi haiz olan düzenli yaşamak açısından ahiret düşüncesi, bizim gibi hakikaten ezeli hayata inananlar açısından çok daha hayati, yani iki hayatı da kapsamına alan önemde, ehemmiyette bir düşüncedir ve Allah da bu yüzden ayetlerin birçoğunun sonunda böyle yapın. Şayet ahirete inanıyorsanız diyor. Yani sonundan eminsiniz. Yani mesela insanlara hayrı, sadaka verin. Onlara iyilik et. Biz iyilik edenlere iyilik edeceğimizi ve fazlasıyla edeceğimizi söylüyor. Bundan emin iseniz yapın. He? Yetimin malını haksız yere el uzatandan hesap soracağımızı söylüyoruz. Bundan emin iseniz yetimin malına el uzatmayınız. Bundan uzak durunuz. Yani el uzatmaktan malına uzak durunuz. Emin iseniz. Ama ben tutup yetimin malına el uzatıyorsam, sanki yetimin malına el uzatanlar için hazırlanan kötü yeri vallahi öyle yarı şaka gibi filan algıladığım anlamına gelmiyor mu? Gelmez mi? Gelmez. O bakımdan emin olmak, iman etmek çok önemli bir husus ve İslam'ın bir bakıma esasını teşkil ediyor. Çünkü ayetlerde klişe olarak ya eyyühellezine amenu, ey emin olanlar ve amilü salihat ve salih amel. Yani emin olanların salih amel sahibi. Emin olmak işin esasını teşkil ediyor. Zaten emin olanlar salih amel sahipleri olmaya dikkat ve özen gösterirler. Olmayan ne diye göstersin? Hangi geçerli gerekçeyle göstersin? Lüzumu da yok, mümkünü de yok. Değil mi? Evet, Müslüman olmakla mümin olmak arasındaki farkı bizden evvel gelip geçenler de Allah bilmesine mağfiret etsin dileriz. Anlatmaya, ayırt etmeye, göstermeye çalışmışlar. Tabii burada ilk kaynak olarak da Kur'an'a bakmışlar. Bir şey sorabilir. Zaten bitecek, ondan sonra soru istersen. Yani bu son. Müslüman olmak, teslim olmak. Ben şahsen şöyle anlıyorum. Savaştaki teslim olma gibi. Yani düşman tarafına giderken vuracaksın, kırıyor. Bir eller yukarı diyor. Düşman askeri rastlamış size. Teslim ol. Teslim olmak mutlaka rızayı içinde bulundurmuyor. Zarureti bulunduruyor. Diyor da rızayı bulundurmuyor. Yani rıza olabilir de rızasıyla da teslim olur bir insan. Ama genel olarak teslimiyette mutlak manada yalnız rıza söz konusu değil. Rızası hilafına da teslim olur adam. Yani istemediğiniz halde karşı taraf seni düşürür, pusuyor ve teslim alır. Bölüğünü de alır, bir kişiyi de alır, taburunu Saddam'ın muhafızları gibi. Mesela. Ama rızasıyla teslim olma içerisinde, yani bu da teslim olmanın içinde olabilir. Bir insan geliyor,
bir yere teslim oluyor. Bizim burada teslimiyetten maksadımız Allah'a teslim olma. Yani onun emir ve nehilerine teslim olma özel manasıyla. Birisi geliyor İmraniye ne diyor? Şundan doymuş, bundan etmiş veya öyle zannetmiş, gelmiş, teslim olmuş. Ama tam bir bilincde yok. Eğer teslim olduğu şeyleri öğrenmeye başladıkça onlardan emin olur ve içine sindirir, kabullenir ise, teslim olduğu kaidelerden razı olursa, o kaidelerin sahibinden, yani Allah'tan razı olursa, yani kul Allah'tan razı olursa, onun sonucu müminlik, yani emin olma söz konusu oluyor. Allah'tan da razı olur. Yoksa Müslümanım dediği halde mesela, bir Türkiye'nin meşhur Hürrem Sultanı var ya, hacca da giderim, mis gibi de içerim. Başımı da açarım. Şimdi nasıl teslim olmuşsun sen? Böyle teslimiyet olmaz. Bunun hesabını sorarlar.